Ayvalık'la onur duymalıyız. Hele içinde bulunduğumuz ve Kurtuluş Savaşı'nın zafere ulaşmasının 100. yılında Ayvalıklıların geçmişleriyle onur duymasından daha anlamlı ne olabilir ki? Sevgili Ayvalıklar, milli mücadelede ilk kurşunun 28 Mayıs 1919 günü Ayvalık'ta karaya çıkan işgalci Yunan kuvvetlerine karşı Yarbay Ali Çetinkaya komutasındaki 172. Alay tarafından atıldığı tarihi bir gerçektir. Bu ilk direnişte Üsteğmen Fahri Bey ile 3 nefer şehit olmuşlardı. 172. Alay'ın ilk kurşunları ulusal onurumuzdur. Ayvalık'ta bu ilk kurşun atıldığında Gazi Mustafa Kemal Paşa henüz Kurtuluş Savaşı'nı başlatmamıştı. Bu tarih atamızın kongreler yoluyla halkı örgütleme faaliyetine girişmek üzere Anadolu'ya geçtiği günlerdir. Bu günler milli mücadeleyi yürütecek olan İstiklal Ordusu'nun kuruluş günleridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu sürecin sonunda kurulabilmiştir. Bu yüzden Ayvalık'ta atılan bu ilk milli mücadele kurşunun önemi, anlamı ve onuru çok büyüktür. Ancak bu asker tarafından atılan ilk kurşundur. Kuvayi Milliye Pratiği der ki, ilk kurşunu ister sivil gazeteci atsın, ister birkaç kişi birkaç dakika arayla atmış olsun, ister bir çeteci atsın, ister bir efe atsın, ister bir asker atsın, ister bir grup milis topluca atsın, isterse bir din adamı atsın, tüm bu kurşunları biz tek bir ilk kurşun olarak kabul ederiz. Bu ilk kurşunlar tekbir getirerek ya da tam bağımsızlık diyerek emperyalizme karşı şahlanan ve milli direnişe geçen bir mazlum halkın ilk isyan çığlığı olarak kabul edilir. Ve milli tarihimizin en kutsal sayfalarına kazınmıştır. Ayvalık bu şanlı sürecin hem ilk sayfalarında hem de kurtuluşun 100. yılında ilk ve en önemli sayfasında ismini altın harflerle tarihimize kazımıştır. İşte bugün bu şanlı tarihimizi kutluyoruz. Değerli Ayvalıklar, Altınova ve Ayvalık'ın birer gün arayla düşman işgalinden kurtarıldığını hatırlayınız. O günün zor koşullarında toplumun kısa sürede savaşta yaşanan sıkıntıların üstesinden geldiğini unutmayınız. Yöre halkı olarak o zamanın koşullarında çok zor günler, yıllar geçirmesine karşın savaştan sonra da kısa sürede evine, bağına, tarlasına sarılarak bir savaş ekonomisinden çıkmayı başarmıştır. Bu toprakları sırtında teçhizat taşıyan analarımıza yıllarca dere tepedemeden topun merminin altında savaşan Kuvayi milliyecilerimize, halkımıza, atalarımıza, dedelerimize borçluyuz. Borcumuzun ve sorumlulukların da farkındayız. 29 Mayıs 1919'da 172. Alay Komutanı Yarbay Ali Çetinkaya tarafından atılan ilk kurşun bir ulusa umut olmuştur. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki bu direnç, bu vatan sevgisi, bu milli birlik şuuru bulunduğumuz toprakların onurudur. Ayvalık'ta İngiliz destekli Yunan askerlerine karşı 3,5 yıl süren mücadele, Atatürk'ün dediği gibi bir milletin makus talihinin değişimidir ve bu mücadele Osmanlı İmparatorluğu'ndan beri köklü bir yerleşke olan Altınova'nın stratejik ve lojistik desteği, Küçükköy'ün mücadeledeki katkısı, tek yürek olmak, bir millet olmak adına çok önemlidir. Çünkü Ayvalık kurtulduktan 26 gün sonra Mudanya Ateşkes Anlaşması ile savaş sona ermiş, Türk milletinin Kurtuluş Savaşı zaferini dünya kabul etmiştir. O zaman şunu diyebiliriz ki, milli mücadele burada başlamış, Anadolu kurtarılmış ve burada bitmiştir.
bu topraklardaki mücadeleyi veren atalarımızın torunları olmaktan onur ve kıvanç duymalıyız. İyi ki bu toprakların evlatlarıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bölgeye Yarbay Ali Çetinkaya'yı göndermesinin ne kadar stratejik ve ne kadar önemli bir hamle olduğunu bugün daha iyi anlıyoruz. İyi ki buradaydılar. İyi ki vardılar ve o muhakkus talihi değiştirerek bugünlere gelmemize sebep oldular. Ay yıldızlı bayrağımızın altında başımız dik duruyorsak bunu o günkü mücadelelere borçluyuz. Bugün başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ve bu uğurda canını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Tekrarlıyorum. İyi ki bu toprakların evlatlarıyız. 15 Eylül Ayvalık'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlu olsun. Saygılarımla.